Merhaba. Türkiye İstatistik Kurumu bugün konut satış verilerini açıkladı ve konut piyasasındaki gerileme, konut satışlarındaki düşüş sürdü. Bugün konut piyasasında neler olduğuna, olup bitenin arka planına bakacağız. İki uzman konuğumuz var. Endeksa, konut piyasasını yakından izleyen bir veri şirketi. Endeksa'nın kurucuları Aylin Daylan ve Görkem Öğüt, yönetici ortakları. Endeksa'nın Sabancı Holding'e bilgisi yok. Önce onu söyleyelim. Evet, ya oradaki sağ bir alakası yok. Evet. Bir veri şirketi, konut değerleme uzmanlarının, yaklaşık 800 civarındaki konut değerleme uzmanının bulundukları bölgelerdeki konutlara dair yaptıkları değerlemelerden gelen verileri işleyerek Türkiye'nin bütün şehirlerine dair bir veri tabanı oluşturuyor. Dolayısıyla hangi semtte fiyatlar artıyor, hangisinde düşüyor, önümüzdeki dönemde ne olabilir? Bütün bunları Endeksa'nın veri tabanı aracılığıyla görebiliyoruz. Dolayısıyla bugün biraz veri konuşacağız. Veri üzerinden gideceğiz. Önce Aylin Hanım'a soralım. İstanbul, Türkiye'nin diğer kentlerine göre konut piyasasının daha kötü olduğu bir şehir bildiğimiz kadarıyla. Nasıl o durum İstanbul'da? İstanbul'da bizim yaptığımız analizlere göre konut fiyatlarında bir düşüş görüyoruz. Stok çok fazla. Stok çok fazla olmasından dolayı ve özellikle bu mortgage kullanımının düşmesinden dolayı konut fiyatlarında da bir düşüş görüyoruz. Ne kadar düşüş? Yani %11'ler civarında bir düşüş görüyoruz. Son bir yıl. Son bir yılda evet. Fiyat. Ve bu enflasyon dahil olmayan fiyatlarda %11 civarında bir düşüş görünüyor Endeksa'nın verilerine göre. Enflasyon %20 civarında. Demek ki enflasyonu eklediğimizde oldukça ciddi. İstanbul'da ciddi bir düşüş ciddi var. Ciddi bir düşüş görüyoruz evet. Ama semtler bazında durum farklılaşabiliyor. Yani İstanbul genelinde siz %11 dediniz ama şimdi onu Görkem Bey'e soralım. Şimdi bazı semtler aslında İstanbul'daki düşüşten farklılaşıyor. Yani İstanbul'da konut fiyatları düşerken konut fiyatlarının arttığı bazı semtler var. Bazı şanslı diyelim hadi. Doğru. Bazı şanslı semtler var. Ondan hangileri? Genelde düşüşün daha çok eski oturma bölgelerinde yaşandığını gözlemliyoruz. Artış ise bundan açıkçası İstanbul'un neredeyse hiçbir döneminden etkilenmemiş ve her zaman artış göstermiş adalar. Hala yükseliş trendinde. Adalar. Evet, yaklaşık buradan bakıyorum %11.51. Yani İstanbul'un düşüş trendinin tam zıttı miktarda. Yani İstanbul artış gösteriyor. Ortalaması %11 düşerken aynen. Fiyatlar adalarda %11 artmış. Artıyor. En çok artan adalar mı? En çok adalar. Bunun nedeni tabii arz da az. Yani konusu da orada oldukça az. Ondan dolayı talep de belli seviyede olduğundan arza çıkan yani satışa çıkan konutlar hemen el değiştiriyor. Bu nedenden dolayı da yükseliş trendi sürüyor. Diğer semtler artan. Zeytinburnu onu takip ediyor. Zeytinburnu? Evet, Zeytinburnu onu takip ediyor. O geri dönüş süresi de 20 yıldan düşmüş durumda. Yani İstanbul ortalaması 22 yıl, 21-22 yıl arasında o 20 yıla düşmüş durumda. Mesela adalardaki değer artışı sürerken geri dönüş süresi hala çok kötü. 31 yıl. Yani yine alan kişiler orada oturmayı tercih ediyor aslında. Kiralamayı ya da bir yatırım aracı olarak görmüyor. Zaten bu nedenden dolayı da yükseliş trendi var. Yani yatırım aracı olarak görülen yerlerin aslında bir kan kaybı var. Çünkü gayrimenkulün yatırım aracı olmaktan yavaş yavaş özellikle İstanbul pazarında çıkmış olması bu işte son yaşanan finansal değişikliklerden dolayı adaların bundan çok etkilenmemesinin temelinde adalardaki oturanlar zaten burayı yatırım amaçlı almıyorlar. Gerçekten oturmak için alıyorlar. Belli bir yaşın üzerindeki bir kesim var. Konut tipleri de belli tiplerde zaten geniş çok fazla kişinin oturabileceği ailelere, geniş ailelere. Eski tip büyük. Aynen, eski tip evleri barındırıyor. Bundan dolayı artıyor. Zeytinburnu'nda niye artıyor? Zeytinburnu'nda ise yeni projeler çok fazla. Yani bir ve de talep gören projeler orada yer aldı. Ve bu nedenden dolayı da bir değer artışı söz konusu. Oradaki finansal dengeyi aslında daha hızlı sağladıklarını da biz öngörüyoruz. Daha hızlı bir şekilde, daha uygun fiyatlarla, daha erişilebilir fiyatlarla Zeytinburnu'nda projeler sanırım piyasaya çıkıyor. Yani konut fiyatları biraz daha... Evet. Daha uygun. Uygun fiyatla evet, yani evet. Alınabilecek seviyelerde. Evet. Şöyle bakacak olursak Zeytinburnu özeline girelim. Zeytinburnu özelinde özellikle
kıyı kesiminin çok fiyatlarının uygun olduğunu görüyoruz. Yani sahil bölümü. Aynen. Kazlıçeşme falan mı? Aynen. Kazlıçeşme. En fazla değer kazanımı orada olmuş durumda. Bu da %43'lere varan bir oran. Yani çok ciddi bir miktarda değer... %43. Evet. Yani İstanbul genelinde konu fiyatları %11 düşerken... Evet. Kazlıçeşme'de %43 artmış. Evet, evet. Bunun sebebi de konut projeleri. Kazlıçeşme'de yapılmış yeni olan konut projeleri oradaki ortalama fiyatları yukarı çekti. Onlar da biraz lüks projeler. Evet galiba. Öyle. Yeni oradaki bölgedeki diğer konutlardan daha farklı lüks projeler fiyatları tüm ilçe seviyesinde yukarı çekiyor. Peki diğer semtlere bakalım. Yani İstanbul düşüyor ama yükselen bazı semtler var dedik. Bunların birincisi Adalar, ikincisi Zeytinburnu dedik. Evet. Diğer yükseliş trendinde olan semtler. Büyükçekmece ondan sonra takip ediyor. Büyükçekmece de %8 ile takip ediyor. Yine aslında el değişim oranı yavaş. Yani 101 günde ortalama bir konut satılıyormuş çıktığında. Fazla. Çünkü stok evet. Orası bir dönemin çok fazla yatırım yapılan, çok fazla projenin yapıldığı yerlerden. Yine aynı nedenden dolayı aslında bir değer artışı, Aylin Hanım'ın söylediği nedenden dolayı bir değer artışı orada da söz konusu. Ne hangi gerekçe? Yani yeni konutların evet, yine orada çok fazla yatırımın o yeni projelerin olduğu ve onların da değerinin belli bir oranın üzerinde olduğundan dolayı değer artışı orada da sürüyor. Bunlar da ama dengelenecektir diye tahmin ediyoruz yani o bölgelerde. Burada çünkü Büyükçekmece hala tercih edilen yer. Hala Esenyurt en fazla konut satışının gerçekleştiği Esenyurt. Yer. Tabii en fazla konut satışının gerçekleştiği yer. Esenyurt işte. Oysa hani böyle İstanbul'un merkezine epey uzak, gerçi Büyükçekmece'de uzak ama hani Esenyurt biraz da otobanın bir ucu. Doğru. Buna rağmen diyorsunuz biraz ki şeyden de ucuz konut aslında. Evet, bence en temel konu nedeni o. Yani normalde İstanbul'da 600 bin liraya 700 bin liraya ortalama bir konut satılırken Esenyurt'da 100 bin liraya 150 bin liraya 200 bin liraya çok rahat konut alabiliyorsunuz. Mesela çok yatırım amaçlı çok tercih ediliyor. İstanbul'da bu seviyelerde sıfır konut satın alabiliyorsunuz. Bir diğer etken de tabii havalimanı. Yani İstanbul Havalimanı'nın yapılması. Esenyurt yakın olduğu için ve o havalimanı da ciddi bir çalışan kitlesi olduğu için en yakın oturulacak, konut satın alınacak bölgeler. Oralarda o yüzden değer artışı görüyoruz. İlginç. Peki, şimdi artan fiyatı artan bölgeleri biraz konuştuk. Evet, şimdi düşenleri. Şimdi biraz da düşenlere bakalım. Demin siz de altını çizdiniz. İstanbul'un merkezi semtleri geriliyor. Yani işte Esenyurt gibi, Büyükçekmece gibi, periferide yer alan yeni gelişen bölgelerdeki fiyatlar artarken... Evet. Kadıköy, Beşiktaş gibi yerlerde Şişli'de fiyatlar düşüyor. Bunun açıklamasını nasıl yapıyorsunuz? Birkaç tane sebebi var. Bir tanesi fiyatlar bir dönem çok fazla yükseldi. Yani bu konut alımı, işte mortgage faiz oranlarının düşük olması fiyatları çok yukarı çekti. Sebeplerden bir tanesi artık eskisi gibi hani mortgage satımı olmadığı için konutları biraz, fiyatları biraz aşağı çekti. Yani o kadar çok konut alınmıyor bu bölgelerde. Bir tanesi yani eskiden fiyatların çok fazla yukarıda olması. Yani biraz normalize oluyor gibi bakıyoruz aslında bu bölgelerde. Yani köklük oluşmuştu mu diyorsunuz? Ya öyle de denebilir evet. Biraz şişmişti fiyatlar. Şu an o biraz normale dönüyor gibi düşünebiliriz. Diğer sebep de zaten dolarla alım satım gibi işlemler vardı veya dolarla kiraya verme vardı. Şu an onlar kalktı. Onlar da biraz fiyatı normal seviyelere çekti aslında. Her zaman da baktığınızda hep yeni gelişen bölgeler, özellikle ulaşım projeleri çok fazla değeri etkiliyor gayrimenkul değerini. Bizim bütün yaptığımız araştırmalarda bunu görüyoruz. Mesela Tuzla, işte 3. havalimanının etkisi, işte 3. havalimanının etkisi veya 3. köprünün etkisi. Yeni gelişen bölgelerde ulaşım ağları oralara ulaştıkça o bölgelerin değerlerini çok arttırıyor. Ama baktığınızda Beşiktaş'ta zaten hani yeni bir ulaşım projesi olma ihtimali artık çok fazla mümkün değil. Doğru. Bu yüzden de yeni gelişen bölgeler, yani ulaşım rahatladıkça İstanbul merkezine onların gelmesi kolaylaştıkça oradaki fiyatları yukarı çekiyor. Bir yandan da el değişim de azalıyor bu bölgelerde. Yani bu oturmuş merkezi işte bölgeler. En fazla, aynen. Beşiktaş, Kadıköy, evet, Şişli. En fazla değer kazanan Beykoz, işte Ataşehir, Beşiktaş, Bakırköy, Şişli gibi yerlerde oldukça oturmuş yerler ve burada el değişimi artık yavaşlamış durumda. En çok düşen yer neresi? Fiyatı şu an Beykoz. Beykoz ne kadar düşmüş son bir yıl? %30'lara yakın. %29.75. %30? Evet, %30. Bir de onun üzerine enflasyonu ekleyelim. Evet. Yani neredeyse yarı yarıya real olarak değer kaybı. Bunun sen Beykoz'un bu
makus talihinin sebebi nedir? Bu az önceki aslında temel neden. El değişim azaldığından dolayı el değiştirmeye meyilli konutlar genelde ucuzdan çıkarılıyor. Yani şu an sıkışıklıktan dolayı el değiştirmek istiyor ev sahipleri. Çünkü fiyatların düşük olduğunu bilen kesim satışa çıkarmıyor konutlarını. Mutlaka elinde tutmak istiyor. Bu bölgelerde zaten yatırımcılar, daha doğrusu gayrimenkul genel olarak yatırımcıların konut bazında bir tercihi yok. Daha çok ticariye yönelmiş, arsalara yönelmiş durumdalar. Bu nedenden dolayı da ucuzlar aslında piyasaya çıkıyor. Ya da ucuz fiyatla piyasaya çıkıyorlar. Ve de bu da ortalamayı düşürüyor aslında oradaki. Evet. Peki şimdi son bir yıla baktık. Şimdi biraz da geleceğe bakmaya çalışalım. Çünkü evet, sizin Endeksa'nın öyle bir imkanı da var bildiğim kadarıyla, veri tabanınızın. Biraz İstanbul'u konuşalım, sonra diğer şehirlere de geçeceğiz bu arada. İzleyicilerimiz için söyleyelim. Yani sadece İstanbul değil bugün konumuz. İstanbul, ama önce İstanbul. Önümüzdeki bir yıla baktığımızda nerelerde fiyat artışının diğer semtlere göre biraz daha yüksek seyretmesini bekliyorsunuz? Bu seyirin aslında bir müddet daha, yani aralarda sıralamalar değişecektir. Bir kısım geriye gidecek, bir kısım öne çıkacaktır diye düşünebiliriz ama bu seyirin ben devam edeceğini düşünüyorum. Mevcut seyirin. Evet. Nedeni ise yine aynı, hani ortamın değişmeli. Özellikle bu mortgage'daki faizlerin düşmesi ve de bankaların mortgage iştahının artması sağlanmadığı sürece, ki bu da doğrudan zaten piyasalarla alakalı, yani piyasadaki iyileşmeyle alakalı. Para piyasaları. Aynen. Piyasanın iyileşmesi gerçekleşmediği sürece bunun bir müddet daha bu trendde gideceğinizi düşünüyorum. Ama elbette ki bir denge, bir orta süreç yakalanacaktır. Bu da tam olarak söylediğiniz sürelere denk gelir diye biz öngörüyoruz. Yani 2020'lerin ortaları. İstanbul'da yeniden canlanma dönemi olarak mı? En azından dengelenme, dengelerin oturması, biraz daha 2020'nin ortası veya sonu. Genel olarak piyasalar bunu konuşuyor. Yani bizim de sadece öngörümüz değil, dışarıdan, çünkü bizim en fazla kullanan kesim özellikle gayrimenkul danışmanları, emlak danışmanları bizi çok tercih ediyor. Onlardan aldığımız geri besleme de genelde böyle. Oturmuş bölgelerde satıcının da az bulunmasından şikayetçiler. Yani normalde şu an ne? Alıcı az bir piyasa normalde. Türkiye geneline baktığımızda kimse gayrimenkul almak istemiyor. Kimse demeyelim ama çoğunluk tercih etmiyor. Gayrimenkulden kastım da özellikle konut ölçeğinde konuşuyoruz. Dediğim gibi hala ticariler. Yani hatta ticariler çok daha avantajlı duruma geçmiş durumda. Ama konut tercih etmiyorlar. Bu eğilimin böyle gideceğini düşünüyorlar. Alıcıların hala tercih etmeleri, ama mesela bu Beşiktaş'ta tam tersine bir geri dönüş var bize. Satıcılar yok diyorlar. Yani satıcı yok. Aynen. Niye satıcı yok? Konutlarını satmak istemiyor insanlar. Neden? Çünkü genelde orada oturan kesim zaten orada oturmak için oturuyor. Yani bir yatırım amaçlı orayı almamış. Beşiktaş'ta kimse yatırım amaçlı. Evet, yatırım amaçlı oradaki, yatırım amaçlı konut trafiğinin döndüğü bölgeler değil bunlar. Genelde oturan kesimin tercih ettiği bölgeler. Beşiktaş, Şişli, Kadıköy belki. Bunun da yatırım amaçlı olduğundan dolayı da piyasalarla çok paralel bir, yatırım amaçlı olmadığından dolayı da piyasalarla çok paralel bir gidişat sergiliyor. Yani ne zaman ki konut kredileri uygun hale gelir, oraya oturmak isteyenler daha çok talep gösterir. Oturmak isteyenler daha çok talep gösterdiğinde de oradaki fiyatlar dengelenir. Peki, şimdi İstanbul'u konuştuk. İstanbul'da son bir yılda %11 gerileme var. Fiyatlarda enflasyondan hariç, enflasyondan arındırılmamış veri. Ama bazı semtlerde durum aslında daha iyi. İşte adalar başta olmak üzere, Zeytinburnu 2., Büyükçekmece 3., buralarda fiyatlar İstanbul'dan farklı olarak biraz yükseliyor dedik. Evet. Bazı semtler ise İstanbul'dan daha da kötü. Böyle toparlama yapmış olalım. Ama bir de Türkiye'nin diğer şehirleri var. Yani hani böyle İstanbul'da yaşayanların Türkiye'yi İstanbul'dan ibaretmiş gibi düşünme alışkanlığı vardır. O hataya düşmeyelim bugün. Türkiye'nin pek çok başka güzel oturulabilecek, oturulan, yani milyonlarca insanın yaşadığı kentleri, bölgeleri var. Ve bazı şehirlerde fiyatlar aslında artıyor. Yani İstanbul'da düşüyor ama fiyatların arttığı, yatırımcıya para kazandırdığı şehirler de var. Hangileri onlar? İzmir, Antalya, yani sahil şeridi oldukça dikkat çekiyor. Yani bu zaten
zaten İzmir yaklaşık 4-5 senedir herkesin radarında. Zaten şeyde duymuşsunuzdur, İstanbul'daki bazı büyük firmaların genel merkezleri de artık İzmir'e kaymaya başladı. Göç alan. Oldukça fazla göç alıyor. Orada ne kadar mesela arttı rakam? Yani şöyle hızlıca bakayım. Yani İzmir ortalamasında %60'lara yakın bir artış var 4 yıl içinde. Son 4 yıl. Evet. 1 yıl içinde %4, %5 gibi bir artış. Yani yine 1 yılda nispeten yavaşlamış. Ama kirayı koyduğumuzda, yani ben ilk gün aldığım konutu aynı anda kiraya versem %11'lere, %12'lere kazanç sağlamıştım 1 yıl içinde. Yakın. İzmir'de. Evet. 4 yıl içinde, 4 yıl önce yapmış bulsaydım, olsaydım bunu, şimdi %90'lara yakın bir kazanç elde etmiştim gibi bir durum var. Bir de İzmir'de şey faktörü var tabii. İzmir ve İstanbul otoyolu sebebiyle ulaşımın kolaylaşması, özellikle Çeşme'de fiyatlar çok yüksek. Yani yine ortalamaları yukarı çekiyor aslında. Daha çok tercih ediliyor insanlar için şu an. Devam eder mi bu trend İzmir'de? Geleceğini öngörüyoruz İzmir için. İzmir'de süreceğini öngörüyorsunuz. Peki Antalya? Antalya daha çok yabancı yatırımcı tarafından da alımlar olduğu için biraz fiyatların yukarı çıktığı bir şehir. Yani şu an konuşulan, gayrimenkul sektöründe konuşan bir diğer önemli faktör de yabancı yatırımcı. Özellikle bu vatandaşlıktan dolayı, 250 bin doların üzerinde konut aldıklarını, vatandaşlık hakkı evet, olmasından dolayı genelde Avrupa ülkelerinden sahil şeridini tercih ediyorlar. İşte Antalya gibi, İzmir gibi, Kaş mesela Antalya'da popüler. Daha işte Arap ülkelerinden tercih edilen bölgeler daha doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Karadeniz mi? Karadeniz, işte Ordu, Trabzon veya Bursa, Yalova gibi bölgeleri daha fazla tercih ediyorlar. Ama yine oturma amaçlı. Yani Kaş'taki yine ana tercih, mesela Kaş'ın çok değerleniyor. Ya da İzmir'de Urla örneği var. Urla. Yani onu da soracaktım. Urla ve Kaş, evet. İzmir ve Antalya artıyor ama evet. Urla ve Kaş... hani rekor kırıyor gibi bir durum var galiba değil mi? Evet. Orada nasıl veriler? Mesela ben şu an Kaş önümde açık. Kaş'ta %50, %60'lara, %51'lere yakın bir artı yönde değişim var son bir yıl içinde. Son bir yılda %50. Evet, son 4 yıla bakalım hemen. 4 yılda da yanlış hatırlamıyorsam %160'lara yakındı. %160. Evet, gerçekten çok ciddi. Evet, %164'lük bir değişim var. Yani toplam getiride %45 de normal değişim oranı. Toplam getiriden kastım, yani o gün alıp kiraya verseydim %60'lara yaklaşacaktı. %160'lara yaklaşacaktı gelirim. Ama yine şeye baktığımızda geri dönüş süresi 42 yıl. Yani bu bize şeyi söylüyor. Alan insan çok kiraya vermiyor. Yani oturuyor. kira yatırım değil. Aynen. Yatırım değil. Yani ben alayım da orada bir kiraya vereyim, oradan kira gelir elde edeyim diye bir yaklaşım yok. Olur mu? Tıpkı yani ben oranın şeyiyle alakalı biraz. Gerçi tabii hani doğal güzellikler yazık olur. Tabii. Öyle bir yani şey. Öyle bir yatırım şey bölgesine dönüşürse. Aynı durum bu arada az önce konuştuğumuz yerlerde de vardı İstanbul'da. Hani Beşiktaş, Beykoz dediğimiz yerlerde de insanlar genelde orada gelip bir yatırım aracı olarak görmüyordu. Burada da görmüyor. Ve orada da geri dönüş süreleri çok makul değil. Burada da değil. Aynı durum sergileniyor. Zaten şeylere de bakarsak yani ortalama satış süresi de %110 günleri bulmuş Kaş'ta. Yani bir elin el değiştirmesi. Konutun da azlığı. Yani bir şekilde orada zaten yapılanmadı az. Evet, talep çok ama arz az. Bu da otomatik olarak değerin sürekli yükselmesine neden oluyor gibi bir dinamik de var. Urla'da da sanıyorum. Urla'da da öyle. Urla'da yine şey var. Urla'daki faktör genelde müstakil konutlar, villa dediğimiz villa tipinde konutlar Urla'da çok fazla ve haliyle ucuz değiller. Yani nispeten daha pahalı tipteler. Bundan dolayı erişimi daha zor ve fiyatı ondan dolayı daha yüksek tutan bir yapılanma var. Aslında bir stratejik bir kendini doğuran bir dışarıdan bir bakılan bir veri analizisi olarak söylüyorum. Doğrudan orada böyle bir yapılanmaya doğru itmiş. Çünkü İstanbul'dan kaçmak isteyen beyaz yakalılar İzmir'i tercih etmiş. İzmir'de de doğal olarak en çok Urla'yı tercih etmişler. Onlara göre projeler yapılmaya devam yani etmiş. İstanbul'dan kaçış, evet. Urla'da fiyat. İstanbullular Urla'yı çok tercih ediyorlar. Bizim o bölgede danışmanlarla da, gayrimenkul danışmanlarıyla da konuşmamızda, biliyorsunuz İstanbul'dan İzmir'e bir göç eğilimi var zaten ve en çok tercih ettikleri bölge Urla. Hem şehir merkezine yakın, İzmir'e yakın, hem de güzel hani deniz kenarı, evet, güzel bir hayat sürüp dolayısıyla çok tercih ediliyor. Şehir gibi de değil, Çeşme gibi de değil. Yani Çeşme çünkü çok biraz yüksek. Daha biraz daha turistik. Hem fiyatlar çünkü tabii. Çeşme'de hem fiyatlar metrekare birim fiyatı daha yüksek Urla'ya göre, hem de daha turistik, daha ama
öyle bir yerde ki Urla, tam Çeşme ile İzmir'in ortasında. Yani ben İzmir'de çalışıyor olsam da bu arada Urla'nın reklamını yapıyor gibi oldu. Evet. Ama gerçekten biraz hiçbirimizin zalimiyeti yok. Hiçbirimizin yok. Hiçbirimizin yok. Sadece ama insanın aklına geliyor ister istemez. Peki evet, bu bunları konuşmuşken Ankara'ya değinmeden olmaz. Tabii. Yani hani iki büyük şehri konuştuk. Ankara'da durum nasıl? Çünkü siz sanıyorum Ankaralısınız. Ben Ankaralıyım. Endeks Hanım da galiba Ankara ODTÜ'de bir teknoparkta bir merkezi var. Bilkent Teknoparkta. Yani Ankara'daki fiyatlar yine şey gibi değil, daha stabil. Zaten her zaman öyle olmuştu. İşte yani son bir yılda %1-%2 artmış. Artmış. Düşmemiş ama evet. Yani düş çok az artmış. Yani evet. Yani 4 yıla baktığımızda %17 artmış. Yani çok stabil, sabit bir gidişatı var Ankara'nın. Bazı bölgeleri tabii çok revaçta orada da. Yani Oran gibi, Gölbaşı gibi. Yine orada da bir şey eğilimi var. Şehir hayatından uzaklaşıp biraz daha dışarı. İşte Oran dediğimiz bölge daha ormanlık. İşte ODTÜ Ormanı'nın yanında bir bölge. Oraya yerleşelim. Ya da Gölbaşı dediğimiz o gölün etrafında yapılanma var. Yine biraz daha şehir hayatından uzak. En fazla yükseliş değeri, yükseliş miktarı oralarda gözlemleniyor. Ama önümüzdeki dönemde böyle mi sürer Ankara? Evet, yani bu evet. Yani böyle hani makul artış oranlarıyla mı devam edecek? Makul seviyelerde artarak devam edecektir. Ankara genel olarak geçmişine de baktığımızda, işte gelecek dönemimize de baktığımızda çok stabil bir konut piyasasında. Yani pardon. Ankara ile İstanbul'u karşılaştırdığımda ben temel farkı şunu görüyorum. Ankara'da geri dönüş süresi çok kısa İstanbul'la karşılaştırdığınızda. Evet. 16 yıllar seviyesinde olması gerek. Kira geri dönüş. Evet süresi. Yani böyle bakınca çok iyi bir yatırım gibi gelebiliyor insana. Hani çok kısa zamanda yatırımı geri doğru, alabiliyorum diye. Fakat işte artış oranları çok düşük. Yani geri dönüş süresi anlamında çok avantajlı pek çok ile göre. Fakat az önce Görkem de söyledi %1'ler %2'ler seviyesinde. Hani başka bir yerden aldığınızda geri dönüş süresi belki 20 yıl, 22 yıl. Ankara 16 yıl. Fakat artış az. Yani daha böyle stabil. Stabil bir şekilde. Düzenli bir şekilde devam eden bir şehir. Peki son olarak İstanbul'la ilgili ilginç sosyolojik bir dinamiği konuşalım. Daha önce sizden bunun bir bilgisini duymuştum. İstanbul'da ilginç bir gelişme var. İstanbul'la bunu aslında hepimiz biliyoruz. İstanbulluların bir kısmı, yani bu Türkiye'den kaçmak isteyenler veya hani bir hani B planı olarak benim Avrupa'da bir adresim olsun diyenler Avrupa'da ev alıyor. Evet, doğru. İşte Portekiz duyuyoruz. Barcelona'da alanları duyduk. Yunanistan'da alanları duyuyoruz. Bu alımları yapanlar normal şartlarda veya geçmişte İstanbul'da yatırım amaçlı ev alabilen, işte Ataşehir'de bir takım böyle hani yeni yükselen yerlerde ev alan insanlar şimdi oralardan ellerini ayaklarını çektiler. Paralarını oraya yatırmak yerine Avrupa'ya daki konutlara yatırıyorlar. Bu da tabii haliyle konut piyasasını etkileyen dinamiklerden biri. Değil mi? Yani konuda biraz daha sizden detaylı bilgi alsak. Yani bizim gözlemlediğimiz işte gayrimenkule yatırım yapma konusu biraz şekil değiştirdi aslında son dönemde. Daha önceden gayrimenkul yatırımcıları konutu da tercih ederken son dönemde işte biraz ticariye kaydı Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler. İş merkezleri. Aynen, iş merkezleri, mağazalar, özellikle kiracılı mağazalar, işte fabrikalar, bunlara yöneldiler. Ya da arsalar, yani yine böyle arsalar hala değer kazandırmaya devam ediyor özellikle doğru yerden alındığında. Ama bir kısım da konutta kalıp yalnız bunu da yurt içinde değil yurt dışında değerlendirme yoluna gitti. Şöyle baktığımızda şu an Portekiz vatandaşlık veriyor. 500 bin euroydu yanlış hatırlamıyorsam. 500 bin euroya vatandaş. Bu da aşağı yukarı 3,5 milyon lira gibi bir fiyat. 3,5 milyon liraya şu an İstanbul'da da konutlar, projeler satılıyor. 3,5-4 milyona. Falan. Tabii. Değil mi? Var mesela var oralarda. Kaldı ki apartman daireleri. Bunu tercih etmek yerine ben gideyim işte Portekiz'den alayım o fiyata. Hem de vatandaşlık alırım. Ya da Montenegro'da Dağlık Karabağ'da şu an daha da hem fiyatlar hem ucuz. Birden fazla alıp orada yatırımını değerlendirmek. Bir de kiralar çok yüksek. Değerlendirmek isteyen bir kesim var. Tabii az önce saydığınız Yunanistan da bunlardan biri. Çok tercih edilen lokasyon bizim gördüğümüz. Yani bu şu an İstanbul'da ben konutla paramı değerlendiremiyorum.
ama yatırımımı da yine gayrimenkul üzerine devam ettirmek istiyorum diyen bir kesim gerçekten de yurt dışından ev almaya yöneldi. Bir müddet, ama her dönem oldu bu açıkçası. Böyle sürer mi burada bir... Bence her dönem olan bir şey. Bu dönemde de devam ediyor. Daha önceden de işte Miami bir aradılar. Çok meşhur. Doğru. Herkes Miami'den ev aldı bir dönem. Herkes demeyeyim ama işte belli bir sınıf. Parası olan. Aynen, parası evet, olan. Milyonerler. Evet. Benim yok mesela. Evet. Ama yani bu yine bir devam edecektir. Şu an avantajlı. Yani onlar da nasıl biz 250 bin dolara şu an işte bir takım vatandaşlıkla konut para piyasasını hareket ettirmek ki bence yabancı alımını oldukça dinamize etti ve hareketlendirdi. Aynı şeyi başka ülkeler de düşünüyor. Tabii bana gelsinler, benden vatandaşlık alsınlar, hem de benim konut pazarım hareketlensin. Dünyada böyle bir trend var. Evet. Bu trend Türkiye'yi de etkiliyor. Evet. Çok teşekkürler. Görkem Öğüt, Aylin Daylan, Endeksa'nın yöneticileri. Endeksa bir konut piyasasıyla ilgili bir veri şirketi. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun konut verileri vesilesiyle arka planda neler yaşandığına baktık. Gördüğünüz gibi yani o düşüş rakamlarının arkasında bambaşka şeyler yaşanıyor. Her semtte, her şehirde bambaşka dinamikler var, düşenler var, inenler var, çıkanlar var. Bugün onlara baktık. Önümüzdeki dönemlerde yeniden umarız Endeksa'nın yöneticileriyle konut piyasasındaki dinamikleri konuşmak üzere bir araya geleceğiz. Görüşmek üzere.